Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hayırlı merhaba. Cumalar olsun. Hikmet merhaba. Hayırlı cumalar. Bu arada tabii mübarek Ramazan Şerif'in program dahilindeki son programını yapıyoruz. Çünkü önümüzdeki hafta Ramazan değil. Onu da Recep Şaban Ramazan Hopala bayram oldu değil mi? Evet Hopala bayram oldu. Yani işte inşallah bayramdan sonra tekrar görüşeceğiz. Yani oruçlu olarak yaptığımız 2022 son programı. Evet. Diye. Yani ne gerek var bilmiyorum. Evet dene. Ben bunu finalde söyleyecektim ama girişte niye söyledim? Öyle mi? Tabii ya yani, finalde artık efendim gidiyoruz. Hafta sonundaki günde oruç tutacağız. Tamam. Pazartesi, çarşamba doğru. Bayramınız var. Kutlu doğru olsun. Ama bazen de önde iyi oluyor şey gibi, çorba gibi ya da peki. Şey gibi, ekmek kadayıfı gibi. Yani böyle bir şey yani. Bazen önde yemek iyi olur, önden yemek diye düşündüm. Peki. Neyse. Rabbiyesi ve atuası. Rabbi tebbih edeyim. Hadimul Harameyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Twitter hesabından paylaşmış olduğu yorum. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz. Fotoğrafıyla beraber hemen yanı başında Kral Selman mı şu anda Kral? Faysal mı? Evet, göremiyorum. İkisinden bir tanesidir. Krallar birbirine benzerler. Selman'dır. O var. Hemen... Üç ötesinde de orada Binali Yıldırım var. Binali Bey var. Binali Bey'in yanında da Veliaht Prens var. MBS. Muhammed Bin Selman oturuyor. Hem kralla hem Muhammed Bin Selman'la tokalaşma fotoğrafları da var. Bugün gazetelerde, medyada. Bunun üzerine çok yorum yapıyorlar. İşte şunu söylüyordunuz da şimdi bak tokalaşıyorsunuz da ediyorsunuz da falan. Ya bir kere daha aklımıza elini sıkmış falan filan. Erdoğan yönü geliyor yani. Diyor. Elini sıkmayacaktım, ayarını sıkacaktım falan. Saddam'a soruyor gazeteci. Ya diyor siz diyor Saddam'ı görmüşsünüz. Saddam'ın elini sıkmışsınız diyor. Bir kötü bir adam o zamanlar, o dönemlerde. Pek de sevilen bir adam değil. Görmüşsünüz ve elini sıkmışsınız diyor uzatınca. Yani elini de ayağımı sıkacaktım yani. Yani elini sıkacak ne yapacak yani? Ayağımı sıkacak. Aynen öyle. Şimdi aklımıza geldi. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Devletlerin hani ebedi dostlukları, ebedi düşmanlıkları olmaz. Çıkarları olur. Ne yapacağım? Daha şu anda Suudi Arabistan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak geliştirebilecekleri, ortak çıkarların söz konusu olduğu bir durum var. Şahsen ben yine aynı şekilde Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı, suikastinden dolayı, katledilmesinden dolayı birinci derece sorumlu olduğunu inanırım, söylerim bunu da. Bu benimle ilgili bir şey ama devletlerin benim gibi düşünmek mecburiyeti ya da sizin gibi ya da muhalefettekiler gibi düşünmek mecburiyeti. Doğru. Yok, Amerika'ya gidince Biden... Bugün bunu söyleyen muhalefet, bunda Erdoğan'a işte muhalefetin, şimdi birazdan vereceğim, eli kanlı terör örgütü, eli kanlı lider... Devlet Başkanı Esed'le niye tokalaşmıyorsun diye aylardır, yıllardır vaveyla etti, veryansın etti, bağırıp çağırdı. Bir vaka da var ayrıyeten. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Hani şu el tokalaşma meselesi hakikaten çok şaka gibi. Yani şimdi Amerika bize o kadar kötülük yapıyor. Biz yapıyor muyuz öyle? Mesela Biden'a gidip de Erdoğan bana ne elimi uzatmıyorum işte. Diyor musun? Demiyorsun. Veyahut evet. Almanya'ya gidiyorsun. O kadar canımızı okuldu o cadalos. Nedir o Merkel? Gelip de Merkel'e. Erdoğan sordu kaç defa. Dedi ki bize 3500 pekkalı var diye. Onun bir sürü sizde raporları var. Bir sürü belgeler var. Bir de Merkel düzeltti hatırlıyorsun utanmadan. 3500 değil 4000. Onu da biliyor yani. Abi Merkel gibi elini sıkmıyor muyduk yani? Bu bir şey biraz. Bu artık işin suyunu çıkarttı bu muhalefet tabii. Senin gözün üzerine kaşın var diye kızıyor adam zaten. Diyorsun ki her gözün üzerine kaş vardı diyorsun. Yine ona bir şey söylüyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani yok aranız bozuktu da şey, Kılıçdaroğlu yıllarca yaptı bunu ama tutturamadı. Sonunda bıraktı en sonunda biliyorsun Esed meselesinden. Ya olabilir diyorsun adamı anlatıyorsun. Muhammed'e kadar İsrail'e de bir takım ilişkiler vardı. Sonra gitti ortadan kayboldu. Rusya'da aynı şey. Rusya'yla olan başımıza gelenlere bakar mısın ya? Gitti diyorsun Lazkiye bölgesinde bir uçak düşürüldü. Ardından büyükelçileri FETÖ tarafından suikasta uğradı bu ülkede. Arkadan biz Rusya'nın uçağını düşürdük. Felaketlere bak arka arkaya yaşanmış. Ama şu anda bölge içerisinde biz birbirimizi çok iyi anladığımız için Rusya'da ilişkilerimiz hala çok iyi. Ve bölge içerisinde belki de kıta coğrafyasında en iyi bizimle şu an Rusya. Bizden daha iyi bir arkadaşı yok. NATO üyesi ülke olarak, Avrupa ülkesi olarak söylüyorum. Yoksa tabii
şeyleri de var. Belarus falan filan var tabii. Müttefikleri çok yakın ama sonuçta bunlar böyle. Ben bunu şöyle artık anlamakta zorluk çekmiyorum artık canım. Bunlar kafa böyle çalışıyor. Yani bugün kime karşı mesela, kim Türkiye'de iyi değil, ona bir o Türkiye'de iyi olmayan devletin karşısında o tarafına geçiyorlar. Türkiye'ye saydırıyor. Türkiye o devlet iyi olunca bu sefer diyor Allah senin cezanı versin. Niye Erdoğan'la diyor iyi oldunuz? Muhalefet bu kadar kötü. Yani dünyada görebileceğiniz saçma salak argümanlarla gelen bir şey. Argüman bile değil aslında. Karşı konumlam otomatik. Otomatiğe bağlamışlar. Çok keyifli bence ya. Erdoğan ne yapıyor abi? Oturuyor kalkalım. Erdoğan ne yapıyor? Ayakta mı oturalım? Ya bu kadar mı? Siyasetin bu kadar pespaya hale getirdi bu adamlar. Erdoğan kime tokalaştı? Selman'la. Allah belanı versin Selman. Selman Türkiye'ye küfretti. Ya adam da Arap var. Bu adam da haklı canım. Ya Erdoğan biz çekemiyoruz falan diyor. Şimdi böyle Engin Özkoç gibi adamlar. Kapasite sıfır, çapsız adamlar mesela. Özgür Özel. Andolsun, andolsun. Çap yok, kapasite yok, tehdit var. Bağırış çağırış var. Bu adam uluslararası politika anlatıyorsan. Ya Kılıçdaroğlu ne anlar ya? Ya Kılıçdaroğlu burnunun dibini görmüyor adamlar ya. Düşünebiliyor musun abi? Ben çok acıyorum Türkiye'ye. Ya Türkiye'nin kayıp yılları bunlar. Muhalefet açısından. Erdoğan da bunu 1000 defa söyledi. İsterse ki dedi bizim sıklette, bizim ağırlığımızda, bizim gibi bizim hizmetleri eleştirip daha iyisini ortaya koyabilecek bir muhalefet isterim dedi. Adam ama bizim de kısmetimize bu çıktı dedi. E kısmet, bunda da bir hayır vardır. Ne diyelim bu millet çekeceği varmış yani bu kadar. Da şimdi Suudi Arabistan yine yeni dönem. Sen el tokalaşmaktan bahsediyorsun. Onu bırak. Tokalaşma ötesinde adam şimdi saydırıyor. İşte gittik ya oraya. Ondan önce onlar haklıydı yalnız. Bak bunlar 2 gün ayıp kaybı. Bak 8 saat önce Suudi Arabistan bile bir gün. Salman bile bir gün. Falan şöyle adamlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan çok despotik bir adamdır falan diye. Saydıranlar şimdi Salman'la bir tokalaştılar ya. Allah belanı versin Salman oldu. Şimdi bu kadar mı? Şimdi Binali Bey, Binali Bey orada. Nurettin Nebati orada. Büyük çıkarma. Hulusi Akar orada. Keşke biz de orada olsaydık. Süleyman Soylu orada. Ticaret Bakanı Mehmet Muş orada. Keşke Turizm olsaydı. Bakanı orada. Keşke. Sağlık Bakanı orada. Bir ben yokum yani. Bir sen yoksun hakikaten. Keşke olsaydık Ramazan Ayı Şerif'te mübarek. Hakan Fidan orada. İletişim Başkanı. Sevgili Fahrettin. Fahrettin Bey orada. Böyle İbrahim kıyafetleriyle. Orada. Güzel. Yani ciddi bayağı de buluşlar değil mi? Evet. Ciddi de. Böyle diyebiliyorum. Ben ciddiye de gelmiş olması lazım. Ziyaretin yeni dönemin kapılarını açıyor başlığı. Anane. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Suudi Arabistan'da yeni dönem. Gazete başlıklarını okuyorum. Evet. Diğer başlıklar. Hürriyet gazetesi. Allah şifalar versin. Son dönemde çok bu benim için şey oldu böyle. Normalde yapmayacağım. Sağlık göstergesidir, şifa göstergesidir. Bu yeni bir başlangıç. Hürriyet gazetesinin 1. sayfasında yer alan haberler. Diğer gazetelerde bunu işte görmüş. Sen de genel anlamda yorumladın. Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir sayfa, yeni bir pencere açıldı. Ne de demiş? Şunu söylemekte fayda var. Hani komşularımızla, komşularımızın komşularıyla, herkesle kavgalı olan Türkiye diyorlardı ya. En azından bundan sonra bunu diyemeyecekler. Elbette muhalefet muhalefet yani, yapmak adına yeni yeni argümanlar üretip yeni yeni laflar söyleyeceği şimdi kalkacaklar. Diyecekler ki ya kavgalıydınız şimdi barıştınız falan. Bu böyle maalesef. Yani barışınca muhalefeti da bu sen diyorsun ki niye barıştınız? Barıştınız diyor. Niye barışma diyoruz herhalde. Niye kavgalı değilsin diye soruyorlar. Peki devam edelim. Rusya'nın bir teşekkürü var. Türkiye'nin bir hamlesi sonucu. O da şu, Amerika Birleşik Devletleri bir Rus pilotu tutuklamıştı. Buna karşılık olarak da Trevor Reed'di zannedersem. Rusya'da bir Amerikalı denizci, marine diyorlar ya, bir denizciyi tutuklamıştı. Yaklaşık 3 yıldır bunlar tutuklu olarak kalıyorlardı Amerika'da ve Rusya'da. Amerika çok bastırdı bu denizciyi, askeri Rusya'dan alabilmek adına. Neyse sonunda anlaştılar ama bu takas olması gerekiyor. Takas nerede yapılacak? Kime güvenebilirler? Güvenilir hangi ülke var? Bu elbette Türkiye'ydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın da bu anlamda güvendiği tek ülke Türkiye'ydi. Dolayısıyla Rusya'dan
mahkum, Amerikalı mahkum Türkiye'ye getirildi. Amerika'dan da Rus mahkum yine aynı şekilde Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımızın organizasyonuyla bir takas gerçekleştirdi. Takasın hemen ardından Rus pilot eşine çocuğuna, Amerikalı asker de, denizci de Amerika'da eşine çocuğuna ulaştı. Hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri Biden, Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye teşekkür etti. Ve Putin de aynı şekilde Biden gibi Türkiye'de gerçekleştirilen ABD-Rus takası için teşekkürlerini ifade etti. Bunu da hatırlatmış olalım ya Türkiye'de. Buna da hoş çekmemişlerdi. Bunu da bir takalım mı, buna da bir şey? Ne var ki bunda bu? Bu kadar niye burada değiştiriyorsunuz? Burası değiş tokuş yeri midir? Burası takas yeri midir? Derler ya, derler. Ama işin güzel tarafı ne biliyor musun? Ben bunu ta en baştan beri, bu Ukrayna-Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok anlattık. Hatta saatlerce anlattık, bahsettik bundan. O da şu. Ya Türkiye'nin önemi, ya bir de bir şey var. Bunu kabul et. Hoşlara gitmiyor. Söyleyeceğim, ne yapayım? Ya arada bir de mecburen bu mevzuyu bu şekilde konuşmak zorundayız. Hani kerameti kendinden menkul mü? Menkul. Söyleyecek bir şey yok. 20 yıl ya, dile kolay. 20 yıl. 20 yıl boyunca dünya siyaset sahnesinde bir adam var. Kaç başbakan eskitti, kaç cumhurbaşkanı eskitti, değil mi? Kaç devlet bakanı gördü? Kaç devlet başkanı gördü? Ve enteresan, ben Putin'in o sözünü hiç unutmuyorum. Yani canlı takip edememişti ama daha sonraki tercüme. Amerika'da birçok, Trump da öyle mesela. Crazy, deli Trump. Çok defa ifade etmiştir bunu. Güvenebilecek bir adam. Ya çok kıymetli bir cümle değil mi aslında bu? Yani bir ne yaparsan yap. Nereden bakarsan bak. Biliyorum ya, klişe. Seviyorsun, sevmiyorsun. Cumhuriyet, sözcü, evrensel, cinsel. Hangisiyse. Bir gerçek var dünyada. Bir vaka var. Utanmazlar. Bu ahlaksızlar. Yok asrın ilimiz diye kendi kafasına küçük çaplarında dalga geçmeye çalışan zırtapozlara rağmen söylüyorum. Putin'den takas teşekkürü. Samimiyetle bunun yaşı da var. Bunların bazıları fosil. Bazıları benden büyük. Ama utanmaz adamsınız ya. Ne arlanmaz adamsınız ya. Ne hayas adamsınız ya. Diyorum ki bak, sizin yaşınız müsait. Benden de büyüksünüz. Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında takas yapılabilecek bir bölge olarak kullanın. Veyahut da Türkiye'nin bir telefonla. Eskiden bizim zamanımızda ne vardı? Hatırlar mısın 80'li yıllarda? O Red Line, kırmızı hat. O Star Wars, Dünya Savaşları zamanında. Amerika ile Rusya birbirlerine film konusudur. Tek telefonla, kırmızı hatla bağlı falan. Dünya devleri bunlar. Türkiye nerede? Türkiye fındık satıyoruz. Fıstık satıyoruz. Güzel gidiyoruz. Samanımız da var. Bizim köyde de hayvanlara bizim tarla saman verebiliyoruz. Sorun değil. Ama kalemimiz İtalya'dan geliyor. İçinde kurşun bulmuyor falan. O durumlardayız yani. Ondan sonra öyle İHA satmak falan. Hayal. Yani bizim için hayal de bunlar ya. Öyle bir yere geliyorsun ki. O zamanları görmüş insanlar. Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın en büyük nükleer gücü, dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesinin şeyinde, ne derler ona, görüşmelerde, bir müzakere sürecinde Türkiye öne çıkıyor ve bütün dünya Türkiye'den bahsediyor. Bütün dünya, bütün basın, dünya basını, Allah aşkına, bre körler, bre ahmak adamlar, medya mensupları, kızarsın başka bir şey. Kızarsan söyleyeceğin söyle başka bir hadise. Reuters, AP gibi dünya devlerini takip edin. Bir o köşeye bakın. Türkiye'nin dünyada bir ağırlığı var ya. Ya bundan da gurur duyayım. Ben sevmiyorum çünkü o bilmem ne. O beni sevmiyor çünkü. Biliyorsun bir tane de bir ortak tanıdığımız var. O da şunu söylüyor. Ya diyor, ben biliyorum, çok iyi biliyorum. Evet. Ama gene de çok, ya niye dedim? Çünkü o beni sevmiyor. Dedim ki ulan nereden biliyorsun senin sevip sevmediğini? Kendini kategorize etmiş. Erdoğan'ın sevmediği insanı mı? Dedim sen de salak gibi dedim. Tanıdığımız arkadaş. Aptal gibi gidip dedim şunu söylersen sürekli. Sözcü okursan. Kaydıraklı villacı asrın yazarımıza bakarsan. O zehri birazcık alırsan vücuduna. Onu atmak için rehabilitasyona ihtiyacın var. Ya serum alman lazım Hikmet Gençler. Ya da birkaç ay boyunca Seyşeller'de tatil yapman lazım gazete okumadan. Kendine gelirsin. Aptalca şeyler bunlar yani. Ama bu geçen söylediğim şey bile mesele oldu. Biliyoruz, herkes soruyor da söylemeyeceğim. O da şeyi, hani Kılıçdaroğlu bu konuda yalan söyledi. Bu bir üç değil, onuncu yalanı. Ne olacak diye sorduğumuzda ne diyordu adam? CHP karşımızda buradan tutturamazsın diyor. Yani bu memlekette muhalefet yalan söyleyebilir. Kılıçdaroğlu her gün yalan söyler. Her gün palavra sıkar.
maalesef bu daha dün sıktı. Biraz önceki şey ya, ya ironiye bak hocam. Ben Urfa'da tırnak içerisinde fındık üretici olan, Urfa'da fındık üreticisi olan çiftçilere bedava ekmek vereceğim dedi. Rabbim de yani ironiye bak ha, dinle şimdi adamı, bedava ekmek vereceğim dedi. Abi adam karanlıkta mumla geziyor mesela. Çiftçi diyecek ki ya kardeş sende elektrik yoktur. Şimdi bir şey yok abi, adam hayatı, adam fıkra ya. Adam bildiğin yürüyen fıkra. Samimi söylüyorum, otur kitabını yazarsın. Yani bunu hep söylüyorum. Böyle bir siyaset var karşında. Şimdi bu mesele ben çok önemsiyorum. Bak küçük bir, bizde bile küçük bir haber. İşte bak şurada küçük bir haber. Şu kadar veriyoruz. Şey için söylemiyorum. Normal küçük olması da. Çünkü gayet normal. Putin aramış. Mesela atır sen niye? Sen gerçi şey Abraham Lincoln'u da hatırlarsın ama ben Jimmy Carter'ı hatırlıyorum. Jimmy Carter Türkiye'de gidip mesela Ecevit'i arayacak falan. Yok böyle şeyler. O bir tek red line var orada. Rusya'yı arar. Değil mi? O eski kırmızı atları at. Bu. Kırmızı atlı. Ecevit'i arayacak. Veyahut da Demir'i de arayacak. Böyle bir şey aramıştır yok. Aramıştır ya. Aramamış mıdır? Telefonla arayacak Ecevit'i. O zaman çok pahalı da bu telefonlar böyle yani çağırma. Jimmy Carter dedim. Falan. O da öldü galiba şu anda. Uluslararası hat falan. Çok, çok para pahalı. Yazıyor diye. Çok yazıyordur falan. Hocam dur kapat. Para elektrik. Kapat ben arayayım. Kapat ben arayayım diye. Bu ara şeyi de hatırlatalım. Elektrik faturasından bahsetti. Ödemiş. Ödemiş. Yani 1074 lira falan da herhalde tahmin ediyorum faturası. 23 lira aşma, 23 lira aşma kapama bedeli ödemiş. Tabii tabii ben 28-23'müş evet. 23 doğru. Lira aşma kapama bedeli ödemiş. Ayrıca faizi var. Ödemediği gün sayısı kadar, bir haftası o kadar tabii faiz söz konusu. Ama ötekilerden haber yok. Şalter açıp kapatanlardan bir haber yok. Onların sorduk ya. Kapanmadı ki. Biliyorum işte ama sorduk yani cevap vermeden yok ortada kayboldu. Ya çok ilginç değil mi? Hakikaten onunla ilgili hiçbir cevap yok. Yani 4 ay kesikti baba. Öyle diyordunuz. Şalter kapatmışsınız. Gelmişler gittikten 50 dakika sonra şalteri bir daha açmışsınız. Otomatik yazıyor orada deyince sorduk. Birkaç tane köşe yazarı da sorduk. Bu aile nerede diye. Yok abi aile köye gitti tatile. Böyle o şeye bakıyorlar. Mezarken geçerken ıslık çalma gibi. Köye gittiler tatile. Havaya bakıp ıslık çalıyorlar herhalde. Neyse dediğim gibi şov işte 3-5 gün sürdü. İşte karanlıkta mum ışığında falan ajansın hazırladığı PR etkinliği neticesinde gene yapılması gerekenler oldu. Yapıldı. Faturasını faiziyle beraber ödedi, elektriği açıldı. Şu anda sıkıntısız bir şekilde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalışıyor. Çalışıyor evinde. Bayramı da lazım da elektrik. O yüzden iyi oldu bence. Çelecek yiyecek yani kolay. Hani börek yiyecek ki bayramlaşma olur. Börek yapacaklar yani. Böreği pişirecekler. Börek fırın çalıştırmaz. Bir de öyle bir şey var değil mi? Onların Selvi Hanım'a yardım ettiği falan bir börek yapma. Tabii börek tepsi falan. Börek tepsi yapma falan hikayesi vardı. Evet. Çağırsalar bize bir börek mörek yesin. Orada börek yesin. Dışarıda 100 yıllık otelde. Bu ara Devlet Bahçeli gazetecileri davet etti. Bir iftar verdi Ankara'da. Bizi de davet etmedi ya. İstanbul'dayım. Gelmeyiz diye mi davet etmedi acaba? Ben buradan yani serzenişte bulundum. İstanbul'da da bir davet yapsın bir günde ya, bize gelelim. Ama İstanbul'da gelmiyor çok fazla. Öyle bir durum var yani devlet. Evet, evet Bahçeli evet. Yani çok fazla. Tabii biz Ankara'ya giderdik. Daha çok yani. Fark etmez. Doğru söylüyorsun. MHP lideri Bahçeli bugün akşam gazetenin birinci sayfasında var. Kavgaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'nu uyardı diyor. Bedeli ağır oldu. Geçmişte biz de kavga ettik diyor. Helalleşme ile başladı. Yola kavga ile devam etmek istiyor. Bizim 53 yıllık kavga tecrübemiz var. Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Kavga felakete yol açar. Geçmişte yapılmıştır. O dönemi yaşayanlardanız. Sosyal maliyeti çok ağır olmuştur. Çıkış yolu bayramlaşmadır cümlesiyle helalleşmenin üzerine bir bayramlaşma kavramını getirdi yani, Sayın Bahçeli. Nerede? Dün Ankara'da gazetecilere verdiği iftarda yaptı bu açıklamayı gazetecilerin sorusu üzerine. Şimdi şu cümleyi önemsedim Murat. Yani helalleşmeyle başladı diyor. Yani düşünmüyor musun? Tedirgin şey, çekiliyorum da falan. Hafta, ya yarın önce, yarından çekilin dağıtırım falan noktasına tabii, geldi. İki hafta önce helalleşiyorlardı bunlar. Ha, yani ne oldu? Biz ne hatlar yedik, Allah bizim cezamızı versin de başörtüsünde bunu yaptık, şuna şunu yaptık. Biz hep kötü dil kullandık insanları. Niye böyle ötekileştirdik falan diye başladı. Abi geldiğimiz yere bak. Biz gelince Recep Tayyip Erdoğan'ı yargılayacağız. Andolsun, andolsun, andolsun. Ne? Ya, helalleşiyoruz. Ya bir adam yumruklarını sıkmış bir şekilde yargılayacağız diyor. Bu ne dil biliyor musun? Bu dedikli bu dil. Darbeci dil değil midir Murat? Ya sen neye göre yargılayacaksın peki? Bir şey soracağım bir dakika bir dakika. Bu değil. Kendi benim bir yargım var benim bildiğim. Orada yargılayıp sana bir ceza keseceğiz. And olsun and olsun. Ya öteki gidiyorsun seçimler geliyor ama herkese helalleşeceğiz.
yargılaşıp asacağız, sonra helalleşeceğiz. Ya ne diyorsun arkadaş sen? Bu bir yasa izin verir mi bu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz bir çalışanı gözaltına alındı. Niye? Terörist. Çünkü PKK kamplarından fotoğrafları paylaşılınca terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi komik savunması var bu konuyla ilgili. Anladığım kadarıyla da ajansları bu müze çok fazla dalmayın herhalde yapmış. Sadece Murat Ongur'un bir açıklaması vardı ama trolleri vasıtasıyla sosyal medya üzerinden bu konuyla ilgili olarak ne var canım Allah Allah. Yani hani soruşturmayı biz mi yapacağız? Biz MİT miyiz? Belediye mi yapacak? İmamoğlu çalıştırılmıyor. Yine önü kesiliyor. Bak çalışacak adam bilmem. Biliyorsanız alın götürün. Biliyorsanız alın götürün. Bu zamana kadar niye beklediniz? Gibi. Bir sürü mevzuları gündeme getirip meseleyi gargarada boğmak istiyorlar. Ama at terli dediğim gibi yemez. Bunların bu kadar çırpınışları, bu kadar böyle suçu üzerinden atma tavırları ve teflon karakterleri bu meseleyi kendilerinden uzaklaştırdığını zannediyorlar ama mesele öyle değil. En nihayetinde İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o CHP'nin Danıştay'a açmış olduğu dava neticesinde güvenlik soruşturması meselesinin askıya alındığı dönemde aslında istese yaptırabileceği ama özellikle istemediği güvenlik soruşturması meselesi bugün, hani o tabir vardır ya, bıldır yediğin hurmalar meselesi. Bugün İBB'nin başına bela oldu. Şimdi dediğim gibi ajans marifetiyle, sosyal medya gargarasıyla mevzuyu kendilerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama yemiyor. Yani siz eğer güvenlik soruşturması yaptırmış olsaydınız bunun böyle olacağını bilecektiniz, görecektiniz. Kasten bile isteye yapmadınız ki HDP'nin sizi oturttuğu o koltuğun diyetini onların liste halinde gönderdiği adamları işe almakla ancak ödeyebilirdiniz. Onların gönderdiği adamların tamamı da falsolu olduğu olacağı için bir güvenlik soruşturmasında bunları işe alma ihtimaliniz sıfırdı. Alamazdınız. Bunu engelleyebilmek adına güvenlik soruşturması istemediniz ve HDP'nin listesinde yer alan bu teröristleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldınız kardeşim. Şimdi açıklama yapıyorsunuz. Efendim bizim kadrolu elemanımız değilmiş de Avrupa Birliği fonlarından sağlanan bilmem bıdı bıdının bıdı bıdısının bilmem neyinde geçici olarak 8 aylık, 3 aylık, 6 aylık dönemler halinde çalışmışmış da ondan sonra 31-12-2021 tarihinde o projedeki fon bitince işte 1 Mart itibariyle yeni fon açılmış da o fonda yeniden çalışmaya başlamış da bilmem ne de bilmem ne. Murat Ongun Efendi açıklama yapıyor. Şu fotoğrafların müsebbibinin kendileri olmadığını söylemeye çalışıyor. Madem teröristi uyarsalardı falan diyerek de işi kurnazlığa dökmeye çalışıyor. Yemez. Şimdi hocam, yemez. Bu yapmış olduğunuz türlü türlü hileler, desiselerin altında kalıyorsunuz. Söylemiş olduğunuz türlü yalanların, yapmış olduğunuz türlü şovların artık bir geri dönüşü, bir bedeli var. Söyle 16 milyon için çalışıyorum. 16 milyon İstanbul'da bilmem ne yapıyorum. Yalanı da tutmuyor artık. Onlar ilk günlerde vermiş olduğunuz gazdı. Şimdi sosyal medya üzerinde paralı trolleriniz, paralı gazetecileriniz vasıtasıyla bir şekilde yeniden PR faaliyeti yapıp yeniden yutturmaya çalışıyorsunuz ama artık 3. sırada bile değilsiniz. Çok, başkanlık çok anormal bir şey değil. Tabii bunun üzerlerine tutmamaya çalışıyor. Yani aslında CHP'nin yaptığı çok anormal bir şey değil. Yani bunun olacağını hatırlarsın seçimlerden hemen sonra. Henüz daha bu işte on binlerce insan işlerinden atıldıktan sonra arkasından 13 bin üzerinde yeni eleman işe alındı İBB'de. O zaman da tartışılıyordu bu. O zaman da konuşuluyordu. Biraz daha önce dün de söyledim. Özellikle belli İBB'nin belli alanlarında İspark gibi, işte bu sosyal hizmetler gibi o bir sürü araç var biliyorsun. Hatta bazı çok iyi marka araçlar da var. Şey yapıyor ya, Ekrem İmamoğlu biliyorsun geldi, tasarruf yaptı ya. Bayağı market Mitsubishi falan böyle yani. O değişti o araçlar şimdi. Adam bol bol gezdiriyor. Üzerinde çünkü ismi var onun. Seçim kampanyası gibi. Belediye bu kadar logo, bu kadar Ekrem İmamoğlu var. Böyle bir ego, böyle bir şey, aşağılık kompleksi dünyada yoktur hiçbir yerde. Ben görmedim yani. Düşünebiliyor musun? İBB önce göremiyorsun. Önce Ekrem İmamoğlu yazıyor. Şurada bir İBB var. Koca bir lüks araba. Sosyal yardım, aile bilmemesi, engelli aracı. Hiç bu hepsi boş.
İstanbul'u turluyorlar bunlar. Doğru. Seçim kampanyası yapar gibi devam ediyor Ekrem İmamoğlu. En büyük de kereye atacak yani en sonunda Kılıçdaroğlu'na. Kavga büyük hocam, geliyor. Geliyor gelmekte olan. Bak iki oğlu Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu gelecekler. Kaftancıoğlu da arkada bekliyor. Nasıl Yavaşoğlu? O sessiz ve sakin derinden gidiyor. Ama o da bekliyor tabii. Hiçbir tanesi. Tabii onu da konuşalım. Yalnız şu var. Bunun olması gayet doğal. Bu haftalar önce, haftalar sonrasında da, seçim öncesinden de konuşuldu. HDP'ye bunu bin defa söyledim. En acı ne biliyor musun? Hiç utanmazlar bunlar. Ekrem İmamoğlu diyor. O kadar rahat. O kadar geniş bir adam ki. Geniş yani. Alıyor her şeyi. Buradan söylüyorsun, alıyor yumuşatıyor göğsünde. Yalancı diyorsun, aa tabii diyor, ben diyor yalan gereğinde söylerim demiyor da öyle bir konuşuyor ki. Adamın dediği gibi gazetecinin. Dedim çok yalan söylüyor bu adam, ne olacak? Oradan tutturamazsın yalan işinden. Yalan mı? Yalan yalan ama Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diye o işi aşağı indiremezsin. O, öyle o. Olsun. Allah. Evet. Şimdi bu da böyle. HDP diyorsun ki arkadaş, adam neredeyse suratına tükürecek eş başkanla. Bin defa söylediler bunu. O koltukta oturuyorsanız, özellikle İP söyledi, Meral Akşener söyledi. Bizim yüzümüzden, bizim sayemizde söyledi de söyledi, konuştu da konuştu. Altılı masa toplantı, hey dedi, beni niye oraya çağırmadınız falan diye. Bunlar bir türlü çıkıp da HDP, yani PKK'ya, biliyorsun HDP nedir? Tanımı düzeltelim. HDP, PKK'nın siyasi kanadıdır. PKK ise HDP'nin silahlı kanadıdır. Yani böyle bunu görmek lazım. Tekrar olarak üzerinden geçmek lazım. Ve arkasından bunlar, bu ilişki içinde asla bunlar haindir, alçaktır diyemiyorlar. Kardeşim sen kimsin diyemiyor, Kılıçdaroğlu mu diyemiyor. Hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Unutturmayacağız bir şeyi. O da unutturmayacağım çünkü ben hep önünden geçtim o merkez bina şeyini asmışlardı, önünden geçiyordum. Burada İstanbul'da sınırı namustur deyip bu ülkenin namusunu PKK'lılarla kurtarmaya çalışan, bu ülkenin namusunu PKK'ya devredecek kadar rahat çalışan bir CHP var karşında. Niye? Çünkü tezkerede namusu nasıl korunacağını HDP'den öğrendiler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü teşkilatı. O yüzden ben bundan rahatsızım. Peki. Şimdi yani, çok tepkiliyim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hali pürmelali bu. Yani buradan oraya göz kirpik man deniyor ona. Şey yapıyor, göz kırpıyor. Öbür tarafa başka bir şey. Herkese mavi boncuk da bir şekilde adaylığını garantilemeye çalışıyor CHP içerisinde. Ekrem İmamoğlu için söylüyorum. Yani bir taraftan HDP'ye gülücük atıyor, diyet ödüyor. Bir taraftan İYİ Parti ile ortak bir şey yapıyor. Raconu kesti. Raconu kesti ama Ekrem İmamoğlu raconu sayın genel başkanımdır, elbette olması doğaldır cümlesini kullanıyor ama daha seçime çok var. Bakalım günler ne gösterecek. Bekliyor. Ben diyor, bir de auta çıkmam diyor. Topu taca atmam onu diyor. Onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Değil mi? Yani şu anda herkes her şeyi söylüyor. Herkes söylüyor bunu çünkü. Herkes her şeyi söylüyor. Genel başkanımdır, genel başkanım benim, aday olmalıdır. Elbette doğal da budur. Evet. Biz de sonuna kadar destekliyoruz falan diyor ama. Orada gitmem diyor. Biz biliyoruz ki ben aday olmayacağım deyip ertesi gün adaylığını koyan CHP genel başkanı bir Kemal Kılıçdaroğlu vakası var önümüzde. Ya ben dakika dukka olur mu acaba? Karşı çıkar adam der ki aday şey değilim. Yapmaya gerek yok. CHP böyle. Ben aday değilim. Benim bizim adı genel başkanımız aday olmalıdır Cumhurbaşkanlığı dedikten sonra ertesi günü karşısına çıkacak. Evet, bir zihniyettir CHP zihniyeti. Neyse çok önemli değil. Onlar vakayı adı eden CHP açısından. Pentagon YPG'ye 183 milyon dolar ayırmış. Bu vesileyle bunu da hatırlatmış olalım. İki terör hücresi çökertildi. Başlık olarak söylüyorum. Ve aynı zamanda bir haberde HDP'li vekille ilgili terörist cenazesi var. Terörist cenazesini söyleyeyim. Muazzez Orhan Işık, HDP'nin vekili. Bu kadın, bu milletvekili öldürülen teröristin cenazesine katılmak istedi. Bakanlık izin vermedi. HDP'li vekil terörist cenazesine koştu diye CHP'nin Kürt sorununa karşı meşru muhatap gördü. HDP'nin hali pürmelali de bu. Bunu da hatırlatmış olalım. Dediğim gibi buna da izin çıkmadı çok şükür. Artık hamleleri teker teker alıyorlar. Şimdi Ali Babacan meselesine geçeceğim ama oraya geçmeden hemen önce bu abdest şeysi Özgür Özel'e yönelik bir tazminat davası açıldığını hatırlatmış olalım. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'nı tehdit etme cüretinde bulunmuştu
CHP'nin Manisa milletvekili, eczacı ve aynı zamanda CHP'nin grup başkan vekili. Son dönemde de böyle hani tutmayın küçük enişteyi modunda tavırlar sergileyen bir isim Özgür Özel. Artık gemi azıya alınca ve sözün şehvetine kapılınca ne dediklerini bilemez hale geldiler. Ve en son bu ülkenin cumhurbaşkanını tehdit etme cüreti gösterdi. Ağır ifadeler kullanma cüreti gösterdi. Bununla ilgili olarak da Özgür Özel'e manevi tazminat davası açıldı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o küfür fonundan destekler mi? Yani çünkü biliyorsunuz milletvekillerinin maaşlarının belirli bir bölümünü alıyordu. Hala devam ediyor mu? Çok emin değilim ama o aldıkları dönem içerisinde bir fon oluşturdular. Küfür fonu dedik biz buna. Bu küfür fonundan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hakaretlerin, yalanların, tezviratların, her türlü hile ve desisinin neticesinde hukuken almış olduğu para cezaları ödeniyordu. Sadece kendi şahsına ait bir küfür fonu mudur bu? Yoksa bugün o Kahpe Bizans filminde olduğu gibi onu dövmeyin, beni dövün, ona söylemeyin, beni söyleyin, ona sövmeyin, bana sövün diyen o anne modundaki gibi Özgür Özel'in sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne atlayıp da her türlü şimşekleri üzerine çekmek adına söylediği yalan dolan küfürden ödeyeceği tazminat da dahil mi bilmiyorum bu küfür fonuna. Ama değilse bile Özgür Özel bir şekilde halleder. Bu manevi tazminat davasını öder. Çünkü buradan hukukçu değilim ama bu kadar ağır hakaret, galiz sözlerin neticesinde mutlaka ve mutlaka bir ceza alır. Görünen köy kılavuz istemez. Bir şey bunu hatırlatmış olalım. Bir dava açıldı. Evet, dava açıldı. İyi ki de açıldı. Çünkü bu Özgür Özel bu yeni bir şey değil. Bunu hatırlatalım. İzleyicimize paylaşalım. Bu yeni bir şey değil. Yani Özgür parmak sallaması. Andolsun. Geleceğiz, asacağız, keseceğiz. Özgür yargıyla. Kim onu, onlar biliyor. CHP'de var. Benim bildiğim CHP'deki en son yargı Sayın Başoğlu'nun rahmetli Adnan Menderes'i bu bazı güçler bunun böyle olmasını istiyor deyip de cımbız ve köpek davasından kalem kırıp da çünkü başbakan asan tiplerdir bunlar. Bunlar dünyanın en despotik, en faşist kafasına sahip tipler gelmişler. Yargılayacağız ad olsun diyor. Kimsin sen ya senin? Maçan da yetmez, nefesin de yetmez bu işler için. Ama Özgür Özel'i tanımak istiyorsanız, onunla ilgili yazım aklıma geldiği için buldum hemen. Hatırlatıyorum şu da, o da şu. Diyor ki Özgür Özel, gün gelir diyor. Gün gelip saat gibi işler diyor devletin çarkları. Şu anda devlet yok diyor. İşleteceğiz yani diyor. O zaman bu Türkiye Cumhuriyeti içinde kim doğru derdi durursa onlar diyor bu çarkların içerisinde diyor adam gibi kalırlar diyor. Bildiğin düz darbeci yani. Özgür Özel dediğin çap küçük olunca ne siyasi çapı var ne kafa o şekilde kurgulayabiliyor. Konuşurken önünün arkasında bir de bu Kılıçdaroğlu bunlara verdi bu havayı biliyorsun değil mi? Sakin güç diye geldi. Bütün toplum ve herkese şunu veriyor, pompalıyor Kılıçdaroğlu. Bağ vuruyor da. Defol git falan filan diyor. Tıpış tıpış var. Bunlar da bu hale geldiler. Ha hepsi sürekli çemkiriyor herkese bunlar. Gün gelecek dediği an o hafta içerisinde Canan Kaftancıoğlu'nun da çok enteresan bir hatırlatması var. Öyle bitirme de diyor ki iktidar değişikliği değil. İktidar değil. Bir sistem değişikliği gidişatını görüyorum. Erken seçimle ya da başka bir şekilde. Nokta. Parantez içerisinde Canan Kaftancıoğlu. Vallahi güzel bunlar bir söz. Budur hocam. Güzel bir söz var. Bu budur. Anladın mı? Güzel bir söz var. İşte. 15 Temmuz'da gelin. 15 Temmuz'da topunuz gelin. Yapamadıklarımızı. Evet, aynen. Bu anlamı madem böyle söylüyorsunuz. Evet, bu cümleyi işte kullanıyorsunuz. Çok güzel bağladın. 15 Temmuz içimizde kalan bazı mevzular vardı. Evet. Evet. Biz de rahatlarız. Buyurun gelin biz de rahatlayalım. Madem öyle söylüyorsunuz. Çak başka yollarla. Bilmem ne başka yolla. Başka buyurun yoldan gelin. Kastınız nedir bilmiyorum ama eğer 15 Temmuz benzeri bir şeyse buyurun. Yani buyurun daha gelin. CHP daha çok dayak yer bu ülkede hocam. Bundan iktidar 23 var hikayede. Altılı, altı patları, altılı çetesi. Hakikaten altı patlar patladı hakikaten. Hakikaten patladı, altı patlar diyorlardı. Patladı. Ya şimdi... Patladı hakikaten. Hani taklitler aslını yüceltir diye bir söz var ya, negatif durumlarda da bu geçerli ne midir? Taklitler aslını yüceltir diye bir söz var. Diyorum. Şaka yapıyorsun. Taklitler aslını... Taklitler...
taktikler anlıyorum yok, ben de. Yok bir taklitler, taklit. Taklitler aslını yüceltir. Aslını yüceltir. Ben ne anlıyorum biliyor musun? Taklitler aslını yüceltir. İki gün kaldı, dur bayrama geliyoruz. Hep aslını aslını çevirdim. Vallahi. Taklidi taklidi. Neyse. Yarabbim. Taklit. Taklitler aslını yüceltir. Aslını yüceltir. Taktikler aslını yüceltmez. Yüceltmez değil. Şimdi. Kafayı yedim ben de ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı yatsıya kadar yetişmiyordu malum. Şimdi Ali Babacan'ın ya çok ilginç yani. Hakikaten, logo aldı da giderim dedi. Ya Ekrem İmamoğlu, logo aldı gitti. Ya Ekrem İmamoğlu'nun o sözünü mecbur kullanmak zorunda kalıyor. Çok üzülüyorum ya. çok üzülüyorum yani. Ya da ya. Nişantaşılı Burhan'ın şeyiyle çok üzülüyorum falan diyordu ya. Ben de Nişantaşılı. Ben de Nişantaşılı. Şimdi çok üzülüyorum hakikaten. Yani 2022 yılında bu gezi meselesiyle ilgili illaki böyle hani şey yapacaklar ya, buradan bir siyaset devşirecekler. T24'de çıkıyor Ali Babacan, Deva Partisi. Ve orada gezi olaylarıyla ilgili olarak Erdoğan'a yükleniyor. Tabii. Şey gözü almış, şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan. Biz çok karşı durmaya çalıştık, bilmem ne yapıyorduk falan gibi. Oysa aynı Ali Babacan, başbakan yardımcısı olduğu ve gezi olaylarının, daha doğrusu gezi olaylarının olduğu dönemde başbakan yardımcısı olduğu süreçte Habertürk televizyonuna çıktığında farklı şeyler söylemişti 2013 yılında. Şimdi hani bir de 2022'nin 25 Nisan'ında katıldığı programda her şey diyor kayıtlı diyor, bakabilirsiniz diyor. Mangal gibi yürek var yani. Abi bakmayacağımızı adam da, falan zannediyor adam herhalde. Adamda sol permanganat gibi yürek var yani. Bir dinleyelim mi kısaca ardından şu altı patları? Ne yalancı var ya, Allah düşünmesin. Başbakanın Erdoğan Gezi ile alakalı tamamen gözünü karartıp diğer hiç kimseyi dinlemeden bir sürü bir şeyler yaptığı dönemde hem içeride ne mücadele verdik, bir de ben basına açıkça söyledim, bakın kolay değil bir ülkenin hani başbakan gözünü karartıp bir şey yapıyor, siz bakan olarak farklı konuşuyorsunuz, kolay değil, ben bunu yıllarca yaptım ya, hepsi kayıtlarda yani, hepsi arşivlerde, durduramadık yani, gözünü kararttı, durduramadık. Sayın Başbakanımız bizzat gerçekten çok da zaman ayırarak grup grup sabahlara kadar herkesi dinledim. Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin bu gayretleri, bu yaklaşımı karşılığını bulur. Ve işin şiddet boyutu tırmanınca da tabii haliyle bizim hükümet olarak yani şiddet karşısında boyun eğme, şiddet karşısında geri adım atma. Şiddet var diye gelen talepleri sırf şiddeti bir bakıma söndürmek için kabul etme. Tabii bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Bir kere izin verdiğinizde, bir kere şiddet karşısında geri anlattığınızda bu bir yöntem haline gelebilir. Tabii. Ondan sonra sürekli olarak illegal grupların hani ortalığı karıştırıp talep etmesi, taleple gelmesi. Yani evet. Buna izin vermek mümkün değil. Ne olmuş? Erdoğan ne söylüyordu? Ya bir de diyor ki ben diyor, Erdoğan diyor her şeyi gözü almış bilmem şey yapmış birisi olarak diyor. Kaş koymuş bu da. Yani bu da kolay değil diyor bir bakan olarak diyor, başbakan yardımcısı olarak diyor. Onun söylediğin aksi şeyleri ben söylüyordum. Çıkıp her yerde arşivlerde var diyor. Arşivlere bakıyorsun abi, Erdoğan'ın söylediğinin benzerini tekrar etmişsiniz. Yani bu nasıl bir şeydir, pehlivanlıktır? Hani bu nasıl bir cengaverliktir ki? Ya arkadaş eskisi gibi değil artık yani. Google Efendi'ye sorduğunda tabii şak diye getiriyor. Zaten dediğin gibi yazın yediği hurmalar geliyor başını böyle tırmalıyor işte. Yani... Şimdi Ahmet Davutoğlu da ya çok enteresan adamlar. Şimdi bu Deva Partisi logo dedi ya, biz kendi önce logomuzla ismimizle seçime gireceğiz. Ve logomuzla. Aynen. Hemen Davutoğlu şiş geri durum o enaniyet. Önce biz önce söylemiştik falan diye. Açıklaması var sosyal medyada. Üstad, yani demin o cümleyi girişte dedin ya, altı patlar diye biz bir espri yapmaya çalışıyorduk. Şimdi şöyle söyleyeyim, Babacan'ın bu söyleminden sonra, bak çok enteresan, bu ne, nasıl oldu? Hocam kusura bakma, biz burada bir okuma yapıyoruz ya şimdi, siyasete okuyoruz bak şimdi. Önce Kılıçdaroğlu geldi, sayfaları bıraktı, iki sayfa indirdi mi? Bugün çok farklı bir konuşma yapacağım dedi. Kılıçdaroğlu'nun neydi o ifadesi? En son cümle. Ya şey yapın, önümden çekilin. Ya bana katılın. Ya da önümden çekilin, önümü açın. Dağılın gidin dedi. Değil mi? Tam olarak neydi? Unutmayalım. Ben karıştırmayayım da. Ha şu. Bütün yol arkadaşlarımı sesleniyorum. Ya bana katılın. Ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin.
Bütün yol arkadaşları. Şimdi yol arkadaşları bir sürü konuş gelse önemli değil. PKK MKK da var. O da, onlar dağda bekliyor, onun yolunu bekliyorlar. Onlar cihabini... Onları da kapsıyor mu diye merak ettim. Kapsıyordur çünkü. Bütün diyor bak, bütün yol arkadaşıma sesleniyorum. Alman Büyükelçisi falan. Doğru. Bunlar Claudio Roth falan. Avrupa Büyükelçileri falan, bunlar hepsi dahil. Van der Leyen var, Leyen olmayan etikler hepsi neyse. Tamam. Size de bir çift sözüm var. Bak bir çift lafım var size. Bu bir serzeniş işte, parantez. Size de bir çift lafım var. Bu giydirecek yani bunları. Uyarıyor daha doğrusu. Ve cümle çok güzel. Diyor ki ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin dedi. Biz hemen okuma yaptık. Kime dedi? Ekremcilerle mahsurcuları söyledi. Dolaşmayın burada artık. Yeter lan dedi. 2 yıldır zıplıyorum ben adayım diye. İma ediyorum adayım, o kişi artık kaldı bir tek. Bak aday benim. Hala çıkmış Ekremciler mi daha çok oy alıyor, Mansurcular mı diye. Komik. Ulan dedi ben adayım dedi. Şimdi neyi konuşuyorsunuz? Buna basit şey değil bak hocam. Masa böyle dağılıyor. Bu sabah şeydi, Gülfer Saydam. Neydi o kadın ismi? Vallahi bilmiyorum yani. Kendilerini objektif, çok sonucuma ortadan yorum yapan. Bak kızamıyorum bazen. Niyet tanıtan ama CHP'nin sözcülüğünü yapan tipler bunlar. Üstadım. Gülfem bilmem neydi, unuttum adını. Bir şey. Dur bakayım, ama ben söyleyeceğim. Mesela şeyden çok keyif alıyorum. Civciv konuşuyor, civcivle bak sabahleyin. Böyle bittik böyle öldük, böyle gebeliyoruz, ölüyoruz. Hele civciv, sen ölüyoruz de o seni gömer direkt, tamam mı? Hastayım de zaten öldürür. Ama elektrik faturaları hala yani, çok yüksek. Bu konuşurken yorum giriyor. Yapıyor karşı. Diyor ki, soruyor işte bu çıkışlardan sonra diyor, hani masada bir sıkıntı mı var? Hani masada bir çatlak mı var? Çatlak sesler mi var? Diyor. Hiç öyle görmüyorum. Masası sağlam duruyor diyor. Şimdi bak hiçbir şey olmamış gibi. Bir önceki gün de şeyi tartışıyorlar mesela. Kılıçdaroğlu'nun, ey bakın yol arkadaşlarım, hepinize sesleniyorum. Yani size de bir çift sözüm var. Size de bir çift sözüm var. Evet, ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin cevabı karşılığını biz okuduk. Hadi beni bırak. Cemil Mız dediği gibi. Cumhuriyet okudu. Sözcü okudu. Yandaşlarınız okudu. Sizin yalan söylemenizi caiz gören, yalan söylemenizi teşvik eden bütün medya mensupları okudu. Aynı şeyi okudu. Kılıçdaroğlu açık açık söylüyor ki, diyor ki arkadaşlar çekilin, ben adayım diyor. Tamam mı? Bunu söyledi. Bu bitti. Arkasından ne oldu? Çünkü bunu herkes çok iyi biliyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Şimdi sıralamada Kılıçdaroğlu bu cesareti nereden alıyor? Kılıçdaroğlu bu cesareti yaptırdığı anketlerden alıyor. Biliyor musun? Ben bilmiyorum. Belki senin de haberin yoktu son anketten. Kılıçdaroğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 numarada. Öyle mi? Tabii. İmamoğlu'nu tam bundan 1 yıl önce İmamoğlu'na ortaya koyan anketler şu anda onu 3'e indirdi. Sessiz ve derinden giden Mansur Yavaş 2'de. Bu ankette Kılıçdaroğlu'nun önünde. Şu anda ona güveniyor. Kurmayları yürüyor kolum diyor. Arkandayız diyor. Fakat Ekremciler, Mansurcular diyor ki arkadaş sen olursan sen de 11 defa kaybetmişsin diyor. Ya ben de şunu söyleyeyim arkadaş. Böyle gizli kapaklı bilmem ne diye konuşma. Çık yumruğu nasıl vurabiliyorsun ya. Çıkartın şunu bakalım falan filan diyorsun ya. Tıpış tıpış gelip oy diyorsun ya. Bam kardeşim ben adayım. De. Buyurun tartışın de. Çok yıpratırsın ama sen. Sen çok yıpratırsın diye yapmıyorlar. Ürkek, bu kadar korkak. Bir tek bıdı bıdı çıkıp dışarı onu kasacağız, bunu keseceğiz bilmem ne diyen tipoloji gelmiş bize burada. Ahkam kesiyor. Peki. Ama hak ediyor bunları da. Aynen öyle. Şimdi şu sosyal medyada çok mevzuya girmeyecektim. Gerçi başlıkları falan şey yaptım ama bu Şirin Payız'ın mevzuya girince... konuşayım dedim. Bu Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi evet. Bir terbiyesizliği. Ya, hakikaten ya. Pegasus çalışanları cümlesini özellikle kullanıyorum. Çünkü Pegasus'un bu konuda açıklaması oldu. Ya, et diye süt diye dokunmayan, ondan sonra şu bu falan. Şimdi Şirin Payız'ın bir tweet paylaşmış. Pegasus'a horozlanıyor. Niye? Şöyle diyor, bir dik durun diyor ya. Ha. Tabii bir dik durun diyor. Herkes küfredebilir tamam diyor İslam'a, kitaba. Evet, ben okuyayım, buradan okuyacağım. Şirin Payız'ın meşrebine uyar. Aynen şunu söylüyor. Türkiye laik bir ülke diyor. Şimdi bakış açısını biraz değerlendireceğim de onun için aldım bunu. Meseleyi de şöyle anlatayım. Çok özür dilerim, belki bilmeyenleriniz vardır. Kadir Gecesi. Fotoğraf versinler. Varsa verebilirsiniz. Kadir Gecesi da. Pegasus çalışanları bir araya geliyorlar. Rakılı bir sofra kuruyorlar bir restoranda.
İstanbul gibi bir yerde yani Ramazan'a saygı dolayısıyla restoranını kapatıp bir ay boyunca açmayanlar olduğu gibi saygısızlık olsun diye değil. Ama bunu hayır kardeşim ben restoranımı açacağım diyen iş yerleri de mevcut. Ve bu iş yerlerine orucunu tutmayanlar gidiyorlar. Böyle bir yasak yok. Ramazan'da da içki satılıyor. Millet içkisini alkolünü kullanıyor ediyor falan. Bunlarla ilgili hiçbir sorun yok. Kimse de bu anlamda bir sorun etmedi zaten bunu. Fakat Pegasus çalışanları Kadir Gecesi bir restorana gidiyorlar. Ellerinde rakı bardaklarıyla dibini görüyorlar. Fondipliyorlar. Buraya kadar da bir şey yok. Tamam mı? Belki yine bizi ilgilendirmiyor. Yine bizi ilgilendirmiyor. Belki Müslüman değil kardeşim. Yani illa şey yapacak hani bu ülkede Ramazan ayına da saygı göstermiyor. Eyvallah tamam yapsın orada. Kimsenin bir şey dediği yok. Haberimiz bile yok. Olmazdı. Onlarca binlerce insan. Bakmayız da bile. Fakat bizi ilgilendiren mesele bana hakaret edersen senin canını okurum ben. Aynen şu noktada geliyor. Sen orada duracaksın. Elinde rakı kadehiyle selfie çekip, fotoğraf çekip altına da Kadir Gecesi'ne özel kutlama diye yazarsan ve bunu da aleniyetleştirmek adına sosyal medyada paylaşırsan o zaman benim radarıma girmiş olursun. Benim radarıma girersen de benim de sana bir çift, iki çift, üç çift neyse evet, sözüm olur. Hatta çanına da ot tıkarım yani. Aynen öyle. Sen şimdi, bana gayet edemezsin. Kimsin sen? Aynen. Ahlaksızlar. Şimdi derim. Pegasus çalışanı altı da tek tek şey yapmışlar. Tepkiler falan çığ gibi büyüyünce hemen fotoğrafı kaldırmışlar. Millet hesaplarını kapatmış etmiş. Birisi hostes, birisi pilot Pegasus'ta falan. Mevzu Pegasus'a intikal edince Pegasus'ta diyor ki ya bizim diyor kurumsal olarak böyle bir durumumuz söz konusu değil. Yani bizi çok ilgilendiren bir mevzu değil. Bizde çalışıyor olması çalıştığı sırada yaptığı bir şey değil bu. Özel hayatında böyle bir şey yapmış ama buna rağmen biz çalışanlarımızın bu tarz kendi etik kurallarımız gereği bir disiplin soruşturması başlattık. Bu konuyla ilgili olarak da işte gerekeni yapacağız edeceğiz. Bilmem ne bir sürü açıklama falan filan yapmış. Şimdi Şirin buna bozuluyor. Diyor ki Türkiye laik bir ülke. Şimdi Şirin örneğini de şuradan veriyorum. Bundan dolayı veriyorum. Bunun gibi düşünen ama bunun kadar ünlü olmayan bir sürü tipoloji benzer şeyleri söylüyorlar. Sözcüsü olması bakımından ve bu zihniyetin aslında ne demeye çalıştığını göstermek bakımından Şirin payısını aldım. Türkiye laik bir ülke demiş. Bir kişinin kendi özel hesabından kendi tercih ettiği gibi yaşadığını, inandığını göstermesi nasıl cezalandırılır? İsteyen istediği gibi inanır, inancını yaşar. Pegasus bizim duruşumuzla alakası yok demiş. Evet anladık siz laik Türkiye'ye karşıymışsınız. Bak bak bak. Pegasus'u da gazlıyor. Burası bir din devleti mi? Pegasus din devleti kurallarını mı savunuyor? Bu işten çıkarmaları tarikatla bir sofrada oturan çıksa da yapabilecek misiniz? Yani o Pegasus çalışanı mesela kafasında bir sarıkla diyor teravih namazına gitmiş olsa atıyorum yani onun şeyini biraz daha bir şey yaparak anlaşılabilir şekilde söyleyeyim. Atacak mısınız işten falan diyor. Bak bak aynı şeyi aynı kefeye koyuyor. Pegasus mesela bundan sonra da mayo giyen çalışanını askılı elbise ile dolaşan hostesini sevgilisiyle poz veren pilotunu da mı atacak? Ayrıca bir dik durun ya. Bu kadar mı zor? Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi? Şimdi süre de bitti ama iki dakika falan şey yapalım. Evet. Şunu söyleyeyim. Hiç kimse niye askılı elbise giyindin özel hayatında? Niye mayoyla denize girdin? Niye sevgilinle poz verdin diye bir şey söylemedi söylemez de. Bundan daha beter ahlaksızlıkları yapanları da gazetelerde, sosyal medyada şurada burada görüyoruz zaten. Hani beter olun deyip kafamızı öbür tarafa çeviriyoruz. Ama mevzu benim inancımsa, mevzu benim kıymet verdiğim bir Müslüman olarak Kadir Gecesi'ne, Kadir Gecesi'nde kadehi kaldırıp özel kutlama yapıyoruz ise, hiç kusura bakma Şirin Payız'ın, istediğini tarafını yırtabilirsin. Ama mevzu senin böyle gargaraya getirdiğin mesele değil. Bunun bir bedeli olmalı. Pegasus açısından da olmalı. Evet. Pegasus çalışanı açısından da olmalı. Ben hiç şimdi, öyle askılı elbiseyle mayoyla ilgili değil mesele. Şimdi lafı ne tarafı anladığına bağlı tabii. Bunu da söylemek zorundayız. O mübarek Ramazan-ı Şerif'te bizle böyle konuşuyorlar ama mesele şu. Bir defa bunu bilmeyecek kadar da ahmak mı bilmiyorum. Belki de ahmak bilemiyorum. Ama o zaman ahmak değilsen ben bu cümleyi kuruyorum artık. Ahmaksan ahlaksızsındır. Şunun ahlaksızlığı vardır. Hangi ahlaksızlıktan bahsediyorum? Sen bu yapılan şeyin onca yıl çalışmışsın. Dağdan inmedin herhalde ortaya şimdi.
Bu yapılan şeyin bir evrensel manada. Demokrasi diyorsun, aydınlanma diyorsun, ok diyorsun, bot diyorsun, bir şey diyorsun. Nefret suçu olduğunu. İngilizce bunun yani ne olduğunu da çok iyi biliyorsun. Bir nefret suçu bir insanın, bir grubun, bir toplumun, bir kültürün, bir dinin mensuplarına karşı. Bak biz de böyle yapıyoruz ya. Yaparsan bu dünyanın her tarafında neydi New York'ta hareket? Bir oradan bir hasidik, bir Yahudi, Ortodoks Yahudi geçerken perçemine bu ne ya diye vurduğun zaman bunun karşılığı 50 bin dolardır. 50 bin dolar ya da içeride 3 ay yatarsın, hapis yatarsın. Sadece nedir diye sorduğun için. Evet, bunu bilmiyor musun şimdi Paysa? Bilmez olur. Neyi, ben kimsenin yani doluna bilmemizi karışmıyorum ki. Yahudilerin hamursuzuna ama laf söylesen de aynı tepkiyi gösteririz. Hristiyanların yortusuna laf tabii söylesen ki, de aynı tepkiyi gösteririz. Ki. Ayıptır. Budist, bir Budistin de bir aynı zamanda bir Hindunun da ineğe tapmasına saygı duymak zorundasın. Ne diyor bizim dinimizde? Onların kutsallığına, kutsallarına hakaret etme. Etmeyin. Saygı duy ki onlar da sana saygı duysunlar diye. Bu bizim dinimiz. Aynen. Ama sen diyorsun ki ben her türlü ahlaksız yaparım. Yap. Sana ahlaksız yapma demiyoruz. Yapacaksan gene yap ahlaksızlığını. Ama ahlaksızlık yaparken benim inancıma, fikrime, kültürüme bana saldırarak yapamazsın bu işi. Peki. Kendi kendine yap. Peki. Ahlaksızlığını. Efendim günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Önümüzdeki hafta Perşembe günü karşınızda olacağız. Çünkü malumunuz pazartesi, çarşamba, bayram. Araya hafta sonu da giriyor. Biz olmayacağız. Bu vesileyle hepinize buradan bir hayırlı Ramazanlar talebimizi, sözümüzü iletip bayramınızı da kutlayalım. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Şeker gibi olsun öyle derler ya. Bayramınız şeker gibi olsun. Perşembe günü saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi bayramlar. İyi hafta sonu diliyoruz efendim. Bay bay. Halkbank'ın katkılarıyla